Şimdi bugünkü sunumlarda şunu gördüm. Post-truth renkli bir şey herhalde. Bazı sunumlar sarıydı, bazıları böyle mora kaçan bir şeydi. Benim sunum çok renkli değil, böyle daha sade bir şey. O yüzden belki programın sonunda post-truth'un rengini de ortaya çıkarabileceğiz. Şimdi bugünkü sunumlarda hep şu tartışıldı sanırım. Var olan dünyada, yani şu anki gerçekliğimizde post-truth'la nasıl mücadele edebiliriz ve haberi nasıl teyit edebiliriz? Bunun üzerinde de çok tartışıldı. Bir de çok ciddi bir felsefi tartışma da oldu. Ben de zevkle dinledim aslında. Öncelikle ben hani felsefi bir tartışma değil ama nereden başlarsak daha iyi bir yere gideriz gibi bir şey yapmak istiyorum. Burada mı? Tamam. Evet. Şimdi yaşadığımız dünya arkadaşlar lineer bir dünya. Yani hiyerarşik bir dünya. Hepimiz hiyerarşik bir dünyada yaşıyoruz. Hiyerarşik bir dünya nasıl bir dünya? Emir komuta zincirinin olduğu bir dünya. Ya da işte binaların yan yana dizildiği bir dünya. Ya da işte burada bir üniversitedeyiz ve bu üniversitenin bir hiyerarşik yapısı var. Bu üniversitenin bir rektörü var, bu üniversitenin bir genel müdürü var, akademik bölümleri var ve her bölümün başında bir dekan var ve altında hocalar şeklinde yayılıyor. Ya da bir gazetedeyseniz eğer, bir gazetedenin işte Milliyet.com.tr'deyseniz eğer, Milliyet.com.tr'nin bir genel yayın yönetmeni var, bir haber müdürü var, bir IT departmanı müdürü var. Milliyet.com.tr'ye baktığınızda Milliyet.com.tr'nin analizini yapan, akıllı zekasını yapan ve veriyi inceleyen bir adam çalışıyor. Hiyerarşik yapıda 4. sırada. O adamın yaptığı analizler sonucunda hangi haberleri öne çıkarsak eğer hit sayısını arttıracağız. Ya da nasıl bir yazılımsal model ortaya koyarsak daha fazla reklam geliri elde edeceğiz. Bu adamın normalde lineer hiyerarşik yapıda 4. sıradayken aslında biraz sonra anlatacağım networksel yapıda etki olarak 1. sırada olduğunu görüyoruz. Yani emir komuta zincirinde 4. sırada olan adam networksel yapıda bugün, yani tartışmamız gereken yapıda 1. sırada ve onun yaptığı algoritmayla internet sitesi ekonomik olarak belki de ayakta kalmayı sağlıyor. İşte günümüz dünyası lineer bir yapıda olduğu için bugün tartıştığımız post-truth kavramını da bu lineer yapıya göre tartıştığımız için belki bir türlü içinden çıkamayacağız. Çünkü düşünme biçimimiz, tartışma biçimimiz yine eski ve emir komuta zincirinde. Emir komuta zinciri şu sol taraftaki yapı, sağ taraftaki ise networksel bir yapı. Aslında arkadaşlar bugünün dünyası gün geçtikçe daha çok networksel bir yapıya doğru gidiyor. E-maillerimiz, metro istasyonları, zihnimiz, sosyal medya yapılanmaları, bütün sosyal ağlar hep bir networksel yapı olarak devam ediyor. Ve biz bu networksel yapıda bir sürü insanın günde milyonlarca içerik paylaştığı bir ortamda hiyerarşik olarak gerçeğin peşinden koşmaya doğru gidiyoruz. Ve böyle bir yapıda network'ün yani konteksin önemli olduğu bir dünyada gerçeğin bulabilmek oldukça zor. Şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. Content is the king. İçerik kraldır. Bu da eskidi arkadaşlar. Content is the king değil. Context is the king. Yani bağlam kraldır. Hangi bağlam? Bir sürü şey tartışıyoruz. Alıyoruz bir kepsi, Twitter'dan paylaşılmış, o kepsin gerçek olup olmadığını onun üzerine bir kafa yoruyoruz. Fakat onu paylaşan kişi hangi network'e bağlı? Neden bir yalan haber diğerine göre daha hızlı yayılıyor ve daha etkili oluyor? Çünkü o adamın network'ü diğerinin network'üne göre daha hızlı, daha etkili. O yüzden arkadaşlar iyi bir network, İyi bir bağlam, iyi bir yalanı daha hızlı yayar ya da bir yalanın kısa sürede yalan olduğunu ortaya çıkarır. Şimdi post-truth'u anlamak için network'lerin yapısını da iyi anlamamız gerekiyor. Az önce dedim ki lineer ve hiyerarşik bir yapıda yaşıyoruz.
Bütün dünya ona göre dizayn edilmiş ama networksel bir yapı gün geçtikçe hızlı bir şekilde yayılıyor. Şimdi post-truth'u anlamanın yolu network dünyasını anlamaktan geçiyor. Bütün dünya, dünyanın çoğu, evet saldırının elindeki kitle imha silahlarını dayandı ve kitle imha silahları bahanesiyle Irak işgal edildi. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkış hikayesi, arkadaşlar bunu anlattılar. Şöyle bir araştırma okudum ben. Brexit'ten çıkalım diyen yerler İngiltere'de daha çok kırsal kesimler, hiçbir metropolde çıkalım sonucu çıkmamış. Bütün mülteciler metropollerde olmasına rağmen hiç mültecinin olmadığı yerlerde Brexit'ten çıkan sonucu çıkmış. Bu da çok enteresan. Fiziksel olarak hiçbir şekilde insanlara değmeyen mültecilerin olduğu yerlerde Brexit'ten çıkışa okey verilmiş. Metropollerde Brexit'e çıkışa hayır verilmiş. Bu da aslında kırsal kentlerdeki insanlara daha fazla değmemiz gerektiğini, özgürlükçü dünyada onlara bir domain olarak eklenmemiz gerektiğini gösteriyor. Aslında bu da ilginç bir araştırma. Sağ tarafta bir istatistik var. Amerika'da cinayetlerin sayısı suç oranının artına dair bir inanç. Bu da yine haberlerden Amerikan kamuoyunun öğrendiği bir şey. Aslında arkadaşlar kırmızı çizgi yalan haberlerin sonucunda üretilmiş ve suç oranının yükseldiğini gösteriyor. Açık mavi çizgi ise düzenli olarak suç oranının düştüğünü gösteriyor. Ama arkadaşlar araştırma sonucu tam tersi. Mehmet Şimşek'in anlattı zaten. Şimdi ne yapmalı kısmına geldik. Normalde ben dijital okur yazarlık kelimesine karşı değilim. Yani böyle hani sosyal medyanın böyle okumayla eğitimle verileceğine inanmıyorum ama dijital okur yazarlıktan şunu kastediyorum. Böyle bir reflekse sahip olmak. Yani her medyanın kendine has bir özelliği olduğunu anlamak, Twitter'ın kendine has bir özelliği olduğunu anlamak, ne bileyim Facebook'un kendine has bir özelliği olduğunu anlamak, her içeriğin farklı bir kodunun olduğunu anlamak ve gördüğümüz her içeriği anında tepki vermeyip onun hangi mecrada paylaşabilir olduğunu, mesela Twitter'da yalan atma oranının yüksek olduğunu bilirseniz eğer Twitter'da paylaşan bir içeriğe mesafeli yaklaşabilirsiniz. Ya da Instagram'ın daha seçici olduğunu, yalan haberleri paylaşma sayısının daha az olduğunu bilirseniz eğer oradaki postlara daha mesafeli yaklaşmasınız gibi. Networklerin çalışma prensiplerini anlamak, başta anlattığım gibi hangi domaine bağlısınız, adamın, yani şöyle bir şey söyleyeyim, bir adamın eğitim düzeyinin yüksek olması gerçek dışı bilgi paylaşmayacağı anlamına gelmiyor. Adam eğer ideolojik birisi ise, radikal ortodoks bir solcuysa atıyorum yani davasına inanıyor ve davası için istediği içeriği paylaşabilir ve o yalan olabilir, tamam mı? O yüzden eğitim, yani o adamın önceki içeriklerine bakacaksınız. Adam çok radikal bir siyasi görüşü var. Buradan gelecek birini yanlış diyebileceksiniz. Ya da adam muhafazakar bir adam ve kendi partisine inanıyor ve bir bakıyorsunuz Twitter kavramında zaten hemen partinin logosu var. Hemen demek ki bu adamın bir siyasal görüşü var ve bunu paylaşacağı içeriklere ben mesafeli yaklaşmalıyım gibi. Yani yalanı ortaya çıkaran şey ne eğitim düzeyi, ne siyasi görüş, ne de başka bir şey. Bunun hiçbir normu yok. Bir sürü insan yalan bilgi paylaşıyor. O yüzden networklerden kimi takip ettiğine bakacaksınız mesela. Adam eğer sürekli aynı kişileri ve aynı parti ayrıntıları takip ediyorsa hemen bir tik atacaksınız. O yüzden bu çok kafa yormanız gereken bir iş. Gelen bilgiyi hazmetmek için süre ayırmak. Bir bilgiyi gördüğünüzde eğer onu hemen paylaşırsanız onun yalan olma ihtimali yüksek olabilir ama beklerseniz birisi mutlaka o bilgiyi yalanlayacaktır eğer yalansa. Eğer iyi bir domaine sahipseniz, çok çeşitli, çok kültürlü bir network'ünüz varsa bunu görebilirsiniz. İşte Şükrü Oktay Kılıç bilgisi varsa, Teyit Orgu takip ediyorsanız, işte İsmail Hoca'yı takip ediyorsanız, işte ne bileyim bir tane muhafazakarı takip ediyorsanız, bir solcuyu, bir liberali, yani çok kültürlü yapı gerçek dışı bilgilerin önüne geçebilir. Teyit Orgu'yu söyledik zaten. Şimdi okunan metinleri hemen doğru olarak kabul etmeden önce araştırabilme refleksinin gelişmesi. Yani dediğim gibi bir Google'da bir araştırma yapıp görselde arayabiliyorsunuz artık Google'da. Onları da böyle oradan öğrenip böyle bir araştırma refleksi, her bilgiyi. Mesela ben bazen bir siyasi parti liderinin paylaştığı bir içerik görüyorum. 50 bin takipçisi var.
diyor haberi paylaşmış, 50 bin takipçisi var, haber işte tutuklandı haberi. Sayıya bakıyorum, diyorum evet bu bir parti başkanı olabilir ama tekrar bir search edeyim diyorum. Bakıyorum, takipçi sayısının fazla olması da yetmiyor, fake haber geldi. Bakıyorum, gerçeğini buluyorum. Yani bir sürü bunun şeyi var, yani takipçi sayısına bakıyorsunuz, profil fotoğrafına bakıyorsunuz, kimin retweet ettiğine bakıyorsunuz, böyle bir araştırma refleksi. Yine doğru araştırabilmek, Google'un yeni geliştirdiği fact checker ürünlerini şey yapmak ve tüm bunları alışkanlık haline getirmek en doğrusu. Bu deneyim sonucunda ortaya çıkacak bir şey. Ne kadar çok emek verirseniz gerçek dışı bilgileri görebileceksiniz. O yüzden tek söyleyebileceğim şey bütün bunların totalinde deneyim, deneyim, deneyim diyorum ve sanırım bitti. Evet, teşekkür ediyorum. Trump Brexit olayı ve Türkiye olayları aslında bütün dünyada hemen hemen her şey aynı değişiyor. Şimdi mesela 2020'de Donald Trump'a karşı aday olacak birisi Donald Trump'a karşı nasıl davranmalı? Post-truth'u bu hani siyaset yeni medya ilişkisi, post-truth ilişkisi açısından yani şey post-truth'u kullanmak avantaj mı, dezavantaj mı? Siyaset içinde bu kullanımlar nasıl şey yapabiliyor, tezahür edebilir? Yani şöyle, mesela Donald Trump gibi bir prototip var önümüzde. Ve adam post-truth'u olduğu gibi şey kullanıyor. Bir gece İsveç'ten bahsediyor, İsveçliler dönüp kendilerine bakıyorlar. Böyle bir adam alt etmek için ne yapmalı? Şöyle, şimdi bu bir, bence hem Türkiye için söyleyeyim, hem dünya için söyleyeyim. Gençlere sahip olabilmek, gençleri harekete geçirebilmek bence hem seçimleri kazanmak hem de bir sürü ticari olarak da bir sürü şeyi elde etmekten gerekiyor. Ben hani böyle bu hani Çin ekmek gibi görüyorum bu işi ben. Eğer Türkiye'de de olsanız, Amerika'da da olsanız, eğer Çin'den başlarsanız eğer, gençlerin onu dizi edebilecek, onları internette kendi söylediğinizi geliştirebilecek bir hareketi ortaya çıkarabilirseniz eğer ve onlara bu alışkanlığı verebilirseniz eğer, ne Trump ne bir başkası bunun önünde duramayacaktır.